Merhaba sevgili teraziler, 10-16 Kasım haftasına hoş geldiniz. Güzel bir haftaya giriş yapıyoruz sevgili teraziler. Ee, bu hafta 10 Kasım'da hafta başında Akrep burcunda bir süredir 21 Ekim'den bu yana retro hareketli olan Merkür düzelecek artık. Bir süre daha Akrep burcundaki seyrini devam ettirecek retro hareketteyken özellikle sizin ikinci evinizi etkilediği için para konularında günlük kazançlarınızda, gelir gider dengenizde bazı gerilemeler, engeller, pürüzlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Özellikle banka işlemleri, ödemeler, alacaklar, fatura işlemleriyle ilgili terslikler bu süreç içerisinde biraz günlük hayatınızı etkilemiş olabilir. Merkürün düzelmesiyle beraber özellikle maddi konularla ilgili işleriniz biraz daha hızlı hızlı ilerleyecektir ee, bu hafta 12 Kasım gerçekten çok güzel bir gün sevgili teraziler yılın en güzel günlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz Akrep burcundaki Güneş ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında çok güzel üçgen bir açı oluşacak sevgili teraziler ee, sizin için de özellikle e, kariyerinizle ilgili e, ve kazançlarınızla ilgili maddi konularda destekleyici görünüyor ee, var olan süre gelen işlerinizde güzel gelişmeler olabilir, güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz veya yeni iş imkanları, yeni kazanç imkanları ortaya çıkabilir. Eğer e, işle ilgili girişimleriniz varsa, e, planladığınız bazı şeyler varsa e, bugünü 12 Kasım'ı yeni başlangıçlar, girişimler için değerlendirebilirsiniz. 13 Kasım'da bir süredir retro harekette olan Neptün ileri harekete dönecek Balık Burcu'nda. Sizin de özellikle günlük hayatınızla ilgili ev hayatınız veya iş hayatınızda günlük rutinlerinizle ilgili konularda veya sağlığınızla ilgili konularda Neptün'ün retro hareketi bazı belirsizlikler, karışıklıklar yaratmış olabilir. Şimdi Neptün'ün düz harekete geçmesiyle birlikte enerjisini daha olumlu hissedeceksiniz. Özellikle bu hafta hem Merkür'ün düzelmesi hem Neptün'ün düzelmesi ve ikisi arasındaki etkileşim nedeniyle günlük işleriniz, uğraştığınız işlerle ilgili kazançlarınız ve maddi konularda güzel gelişmeler ve fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yanınızda çalışan kişiler yardımcılarla ilgili konular veya sağlığınızla ilgili bir konuda e, şifa bulmak, tedavi imkanı bulmak da çok daha kolay olacaktır. Hafta sonuna doğru 14 Kasım ve 15 Kasım sevgili teraziler sizi biraz etkileyebilir. Çünkü sizin gezegeniniz Venüs'ün e, gökyüzünde Uranüs ve Plüton'la yapacağı bazı sert etkileşimler var, sert açılar var. Venüs şu sıralarda Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Sizin dördüncü evinizde eviniz, evinizdeki yaşamınız e, eve ait konular aileniz aile büyükleri ile ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. Venüs Plüton kavuşumu ve Uranüs'le yapacağı sert etkileşim belki bir aile büyüğünüzle ilgili konularda duygusal olarak baskı hissedebileceğinizi veya evle ilgili maddi konularda bazı e, masraflar ya da zorunluluklarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Özellikle ortaklarınız, ilişkide bulunduğunuz kişilerle iletişimlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ani çıkışlar, e, ani durumlarla karşılaşabilirsiniz. Güç mücadeleleri oluşabilir ilişkilerde özellikle. Ee, bu konuda sevgili teraziler e, dengede kalmaya çalışmanız ve biraz daha uyumlu e, olmanız gerekiyor. Güneş Jüpiter üçgeninin etkisi bu. E olabilecek problemleri de bir şekilde ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Yapmak istediğiniz girişimler evinizle alakalı konularda özellikle yatırım olabilir, ev alımı, satımı, kiralama gibi konular, anlaşmalar olabilir. Onlarla da ilgili daha kararlı, daha tutkulu, daha hırslı oluşumlar içerisinde olabilirsiniz. Sevgili teraziler, Gün gün haftanın değerlendirmesini de günlük burç videolarımızı izleyerek takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.